Herkese tekrar merhaba. Bu üçüncü dersimiz ve üçüncü dersimizde artık prizmalar konusuna gireceğiz. Prizmalara girmeden önce nokta, çizgi, düzlem konusuna ilgili kısa bir giriş yapmak istiyorum. Bu bölüm epey önemli. Öncelikle noktadan başlayalım. Nokta, şöyle ifade etmeye çalışayım size. Hatta daha büyük çizmeye çalışayım. Nokta bu arkadaşlar. Kağıt yüzeyin üzerinde bir iz. En küçük ize biz nokta diyoruz aslında. Nokta bir araya geldiğinde, yani bu noktaların bir araya geldiğini düşünelim lütfen. Ne oluşur? Çizgi. Çizgi oluşur. Peki bu nokta ve çizgilerin bir araya geliş nedenleri, örneğin şurada bir noktamız var. Burada da bir noktamız var ve şurada da bir noktamız var. Burası A noktası olduğunu düşünelim. Burasının B noktası, burası da C noktası olduğunu düşünelim. A'dan B'ye giden çizgimiz, B'den C'ye giden bir çizgimiz, tekrar A'dan C'ye giden bir çizgimiz var. Artık nokta ve çizgiyle beraber ortaya çıkan şey ise bizim için düzlemdir arkadaşlar. Bu bir düzlem. Yani nokta ve çizgiyle ortaya çıkan alana biz ne diyoruz? Düzlem diyoruz. Nokta ve çizgi referansları ile ortaya çıkan alana ne diyoruz? Düzlem. Şimdi geometrik olarak bu düzlemleri tekrar bir üstünden geçelim istiyorum. Evet, bahsettiğimiz geometrik düzlemler neler acaba? Bir bakalım. Birincisi, üçgen. Bu gördüğümüz nedir? Bir üçgen. Üçgen bir düzlem. Bir tane de dikkenar üçgen. Evet. Bir tane ikizkenar üçgen. Yani iki kenarı da hızlıca geçeceğim bölümleri. İkizkenar üçgen. Bir tane çeşit kenar üçgen. Eşkenar. Ne dedik? Üçgen, dikkenar, eşkenar.
çeşitkenar ve bir tane de eşkenar üçgen yapalım. Yani her üç kenarı da aynı ölçüde olan, yani 60, 60 ve 60. Neydi üçgenin iç açılarının toplamı? 180. Burada da aynı şekilde. Bütün üçgenlerin iç açılarının toplamının 180 olduğunu herhalde biliyoruz, değil mi? Bu da eşitkenar. Şimdi gelelim kareye. Bahsetmiştik geçen ders. Ama burada biraz daha karenin yapısına girelim istiyorum. Öncelikle bir tane kare olarak adlandırdığımız, yani değil mi, kenarları, bu bizim karemiz. Kare bir düzlem. Bir de dörtgen çizelim. Dörtgen, yani bu kareden biraz farklı olsun diye açılarını farklı çiziyorum. Yani yüzeyde bulunuş halini, açısını farklı çiziyorum. Bu da bizim dörtgen yüzeyimiz. Evet. Başka ne vardı? Dikdörtgen. Bu dikey de olabilir, yatay da olabilir. Şuraya yatay da çizelim. Bu da yatay dikdörtgenimiz. Yani aslında bu dörtgenin diğer tarafındaki yan hali de olabilir. Onları, düzlemleri hacimlendirdiğimiz zaman daha net olarak göreceğiz. Başka ne var? Beşgen. Beşgeni çizerken de referans alalım mı? Hani ne vardı? Guidelines'larımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Hadi bir beşgen çizerken ondan faydalanalım biraz. Bir kontrol edelim, sağlamasını yapalım. Evet. Ve yaklaşık olarak şurası, değil mi? Şurası, şurası ve şurası olarak bir beşgen çizebiliriz. Okay. Bu kenarları biraz daha bu tarafa getirebilirdim. Fark etmez. Sonuçta 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kenar olduğunda biz bunu bir beşgen olarak anlatabiliriz. Yani tanımlayabiliriz. Bu altıgen de olabilir, yedigen de olabilir, sekizgen de olabilir haliyle. Son olarak daire. Daire artık bahsetmiştik, değil mi? Artık bu noktaların, bu kenarların sayısının epey bir artmasıyla da ne ortaya çıkıyor? Bir daire ortaya çıkıyor. Değil mi? Bu da bizim daire yüzdemiz. Aynı şekilde ne vardı? Elips. Ben artık guidelines'ları kullanmadan hızlıca size göstermek adına
guidelines'ları kullanmadan çiziyorum. Elips. Başka ne var? Yamuk var. Yamuk. Örneğin şöyle bir yamuk yapabiliriz. Değil mi? Bu bizim yamuk bir düzlemimiz olur. Değil mi? Bu da elips düzlemimiz. Sonra paralel kenarımız var. Yani kenarlarının, örneğin diyelim ki üstteki kenar, alttaki kenara, yan kenar, diğer kenara paralel olduğunda biz buna ne diyoruz? Paralel kenar. Paralel kenar bir yüzeyimiz var. Bakalım bunlarla neler yapacağız. Amorf dediğimiz, yani şekilsiz, gelişi güzel, kendine özgü. Şekilsiz derken belirli bir şekle sahip olmayan, şekilsiz, kendine özgü. Değil mi? Kendine özgü yapılara biz amorf diyoruz. Örneğin diyelim ki bu bir kaya olabilir. Değil mi? Bir kemik olabilir. Bir kumaş parçası olabilir. Değil mi? Yani burada oyukları olabilir. Ama yine de bu bir yapıdır. Geometrik bir yapı. O yüzden biz buna ne diyoruz? Amorf diyoruz. Başka ne olabilir? Örneğin diyelim ki şöyle daha keskin bir yapıda bir cam kırığı olabilir. Bu da yine geometrik olarak amorftur. Şimdi prizmalara bir giriş yapalım artık. Çünkü prizmalar gerçekten bizim çizim yaparken ana unsurlarımızdan bir tanesi olacak. Size şöyle anlatayım. Bir burun çizerken, ağzı çizerken, elleri çizerken aslında tamamen geometrik düşünmeye başlayacağımız için prizmaların yapısı bizim için çok önemli. Şimdi prizmalara da bir geçelim. Üçgen prizma ile başlayalım. Önce üçgen prizmanın bir yüzeyini önden gördüğüm şekliyle çizmeye çalışacağım size. Ama önce alt tabanının üçgeni olduğundan emin olalım. Yani alt tabanı şuraya ekliyorum. Üçgen olarak. Burası bizim alt tabanımız. Ve yüksekliklerini lütfen kaçırın çizgilerinizi. Burada artık bu kenara da bir yükseklik verelim. Aynı yüksekliklerini buraya da taşıdığımızda yaklaşık olarak şurada bir yükseklik çıkacaktır ve orada da yapımızı birleştiriyoruz. Ne oldu? Burası alt taban, burası üst taban. Bir üçgen prizmamız ortaya çıktı. Bu üçgen prizmanın bir kenarını cephesel olarak gördüğümüzü söylemiştim. Şimdi bir de bu üçgeni tam tersine çevirelim isterseniz. Yani bu sefer şu arka bölümde göremediğimiz
kısmın ön tarafa geldiğini düşünelim. Bakalım ne olacak? Yüksekliğimiz, değil mi? Yani yaklaşık olarak şöyle bir bakalım. Evet. Ne aldım? Aslında diğer çizdiğim üçgen prizmadan bir rehber çizgiyi buraya taşımış oldum, değil mi? Bakın şimdi ne yapacağız? Aynı paralellikle aslında aynı üçgen prizma, değil mi? Ama farklı açılardan çizmiş olduk. Evet, bu bizim üçgen prizmamız. Biraz daha şöyle çizgileri size belli etmeye çalışayım. Evet, alt tabanımız, üst tabanımız. Şimdi piramit prizmada çıkartabiliriz. Demin bahsettiğim, demin çizdiğimiz, yani şunu aynı şekilde taşıyalım mı buraya? Hatta yüksekliği bile taşıyalım. Değil mi? Evet. Arka kenar. Evet. Şimdi burada aslında bir piramit prizma yapacağımız için merkez noktasını bulmamız lazım. Piramit prizmanın da uç noktasının üst tabanda olduğunu varsayıyorum. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Bir merkez bulmamız lazım. Burada zaten bu yüzeyin tam ortası şu nokta, değil mi? Bu yüzeyin tam ortası şu nokta. Şuradaki yüzeyin de tam ortası bu noktayı şu kenarla, bu noktayı da bu kenarla birleştirdiğimizde aslında şurası bizim tepe, yani merkez noktamız olacak. Değil mi? Ve burada artık prizma ortaya çıkmış olacak. Burası tabanımız, arkada görünmüyor. Bu da arka kenar. Hadi tam tersini yapalım daha iyi anlamak için. Değil mi? Yani aslında üçgen yüzeyimizi, tabanımızı tam ters çevirmiştik. Yine bu sefer yükseklikleri artık şey yapalım. Olur mu? Bu da paralel. Ben çiziyorum artık. Hızlıca. Orta nokta. Orta. Yani şu kenarın ortası, bu kenarın ortası, bu kenarın ortasını, bu kenara, bu kenarın ortasında bu kenarı getirdiğimizde tepe noktasının aslında burada olduğunu görüyoruz ve artık alt taban kenarlarına ne oldu? Burada bir yüzeyimiz var. Burada bir yüzeyimiz var. Ve
arkada da arka yüzeyimiz var. Burası A yüzeyi, burası B yüzeyi, şurası da C yüzeyi olsun. Yani arka taraftaki yüzey. Bu da bizim piramit prizma. Bir tane de dikdörtgen prizma yapalım. Değil mi? Bir tane dikdörtgen prizma da yapabiliriz. Ben izometrik çiziyorum. İzometrik çizimle de ilgili size göstereceğim nasıl çizildiğini. 30, 25 derecelik, 30 derecelik açılarla. Buradan artık merkezi buldum. Değil mi? Ve buradan aşağıya iniyorum. Hatta size şöyle söyleyeyim. Hadi bunu çizmişken altına eğer, değil mi? Buradaki yapıyı koyarsak bu ne olur? Bakın, bir geometrik form, diğer geometrik formu aslında ortaya çıkarıyor. Bir, ya silindir de olabilir bu. Bakın, böyle yaparsak silindir olacak, değil mi? Hem bir silindir veya bir koni olabilir. Prizmalarımızı olabildiğince düz çizgilerle, değil mi? Yani kalemimizi, bakın şu kağıdımızın alanı, lütfen rahat olun. Rahat olun. Bu geometrik formları ve biraz önce örneğin bir silindirik bir yapı yapmıştık, değil mi? Bunları hafif çizebilirsiniz. Şöyle biraz şöyle getireyim. Bu artık bizim noktalarımız. Değil mi? Aynı şey. Burada da yapıyorum. Gördünüz mü? Bakın böyle küçük 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 çizmeye çalışmayın lütfen. Olabildiğince kalemi rahat, rahat bir şekilde kullanın. Bu bizim için çok önemli. Hatta bakın şöyle yapalım. Arka tarafa. Yine merkez noktasını bulalım. Yüzeyleri istediğiniz gibi ifade edebilirsiniz. Şimdilik. Değil mi? Bakın burada bir silindirimiz oldu. Burada bir piramidimiz oldu. Burada bir üçgen prizmaya ne dersiniz? İlk önce tabanı bir koyalım silindirle. Sorunlar olmasın. Bir yükseklik. Bir ön arka ilişkisi de kurduk. Bu arkada, değil mi? Bu iki objenin arasında en önde ise üçgen prizmamız var. Değil mi? İlla tek tek asker gibi yan yana yan yana çalışmak zorunda değilsiniz. Çalışma alanınızda bu tür kompozisyonlarda
yaratabilirsiniz. Zaten en sonunda böyle bir çalışmada yapacağız. Gelecek derse kadar lütfen prizmaları eliniz serbest bir şekilde, kaleminizi serbest tutarak, olabildiğince tek çizgilerle, kesik kesik çizgi kullanmadan, değil mi? Kesik kesik çizgi kullanmadan, geometriye sadık kalarak çizimler yapmanızı rica ediyorum ki bir sonraki derse hazır olalım. Bir sonraki derste görüşürüz.